29 Ekim'de konuşma yapan bir öğretmenle ilgili. Ve bu olayın geçtiği yer Antalya. Antalya'da TED Koleji ve orada bir edebiyat öğretmeni var. 29 Ekim günü okullarda yapılan törenleri biliyorsunuz. Evet. Okey, tamam, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Şimdi ve Türkiye yüzyılında işte burada 29 Ekim kutlamaları sırasında edebiyat öğretmeni Emine öğretmen bir konuşma yapıyor. Ve bu konuşması tabii bir anda infial yarattı. Şimdi konuşmayı size dinlettireceğim. O konuşmanın sonrasında birileri hakkında şikayetçi oluyor. Soruşturma açılıyor. Polis gözaltına alıyor ve ortalık karışıyor. Şimdi önce bir Emine Hanım'ın Türkiye yüzyılı ile ilgili söylemlerini veya Cumhuriyet Bayramı ile ilgili söylemlerini bir dinleyelim. Nelere vurgu yaptığını bir dinleyelim. Ardından da amacın ne olduğuna bir bakalım. Onun için canını vermeye hazır olanların yanında onun adını anmaktan imtina edenlerle beraber. Cumhuriyetin bütün nimetlerinden faydalanıp onu yok etmeye çalışıyorlar. Bir yanda 100 yıl önce anayasaya cumhuriyet yazdırmak için ömrünü feda edenler, bir yanda bugün onu yok etmeye çalışan Türkiye yüzyılı masalına herkesi inandırmaya çalışanlar. Peki tüm bunlar olurken sen neredesin? Bildin mi 100 yıl önce kurulmuş cumhuriyetinin değerini? Özgürlük kelimesinin anlamını kavrayabildin mi gerçekten? Kula kulluk etmediğin her gün için şükrettin mi Yaradan'a? Koskoca ülken, Araplar için darphane, Bulgarlar için AVM, Suriyeliler için doğumhane, bizim için tımarhaneye dönüştürülmeye çalışılırken sen neredesin? Tenezzül etmeyen bir güruh, gencecik kadın sporcularını yaftalayıp millilikten söz ederken sen neredesin? Cumhuriyetin göz bebeği bütün fabrikaları bir bir yabancılara satılırken, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı parası olan herkese çerez gibi dağıtılırken, yabancılar ülkende imtiyazlarla sefa sürerken, parası olan her şeye hüküm verirken, memurun, doktorun, işçin, öğretmenin kendi ülkesinde ikinci sınıf vatandaş muamelesi görürken ve en önemlisi geleceğim dediğin gençler umutsuzca ülkeden gitmenin yollarını ararken sen neredesin? Helal olsun. Peki. Tamam, teşekkür ediyorum. Sağ ol. Şimdi Emine Karakaş gözaltına alındı, serbest kaldı. Aslında işte kimileri şöyle bir eleştiri geliyor. İşte burası okul, bu okulda siyaset mi yapılır? Hayır. Yani bugün şöyle bir baktığımızda aslında Türkiye'de ilkokula giden çocuğun bile, ortaokula giden bir çocuğun bile dilinde siyaset olduğunu görüyoruz. Erdoğan'ı seviyorsa yaşasın Erdoğan, Erdoğan'ı sevmiyorsa sevmiyorum Erdoğan diyor. Çocuklar bile siyaset konuşuyor. Ve siyaseti artık okullara kadar indirgediniz. Her gün çünkü siyaset konuşan, her gün siyaset konuşturan bir lider var. Bir cumhurbaşkanı var. Ve toplumun her katmanında, yani kadının da erkeğin de iş yerinde, kahvesinde, evinde, kadın toplantısında veya ne bileyim bir araya geldiğiniz her kişi sadece genç yaşlı değil çocuklarda bile siyaset konuşuluyor. O şekilde toplumu ayrıştırdınız. Bakın beyefendiler, efendiler, siz toplumu ayrıştırdığınızın hala da farkında değilsiniz. Siz toplumu kutuplaştırdığınızın farkında değilsiniz. Türkiye yüzyılı diye masal diyor kadın buna. Kendisi masal olarak görebilir. Ben de bunu bir kandırmacı olarak görüyorum. Afilli bir cümle olarak görüyorum. Ben katılmıyorum şuna. Öğretmen okulda siyaset yapıyormuş. Peki bu öğretmen, Emine öğretmen bu şekilde değil de Türkiye yüzyılı harika bir yüzyıl olacak. Bakın toplar yapıyoruz. Bakın köprüler yapıyoruz. Bakın TCG Anadolu'yu yaptık. Bakın onu yaptık. Bakın böyle yapıyoruz. Şöyle yapıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde şöyle ilerliyoruz dese
bu kadının başına bir şey gelir miydi? Hayır, gelmez. Ve bunu ayakta alkışlardınız. Ve bu kadını yüceltirdiniz. Yani bu öğretmeni 2 sene sonra, 3 sene sonra bambaşka bir yere taşırdınız. Arkadaşlar, efendiler, bizi yönetenler, kusura bakmayın. Bunlara katlanmak zorundasınız. Bu kadının söylediği tek bir yanlış kelime bile yok. Hangisi yanlış? Hangisi yanlış? Eğitimdeki eşitsizlikten bahsediyor, gelir dağılımındaki eşitsizlikten bahsediyor, ekonomideki çöküşten bahsediyor. Aklınıza gelebilecek her türlü bu ülkedeki kötü yaşanmışlığı cümleleriyle özetliyor. Buna siyaset miyaset değil, Türkiye gerçeği diyelim. Hani siz Türkiye yüzyılı diyorsunuz ya, o da Türkiye gerçeğini genç dimağlara bu şekilde anlatıyor. Ya bu ülkeyi 29 Ekim'i bile kutlamamak için, doğru düz kutlatmamak için elinizden geleni yaptınız ya. Yani devletin yönetimiyle veya yönetimin katkılarıyla çok daha fazla coşkulu kutlanabilirdi. Ama millet sahip çıktı cumhuriyetine. İnsanları kızdırıyorsunuz. İnsanları öfkelendiriyorsunuz. Ve bu insanlar, cesur olanlar bu öğretmen gibi çıkıp konuşabiliyorlar. İki cümle edebiliyorlar. Buna bile tahammül edemiyorsunuz. Ve bu kadını, amaç ne dedik ya, bu kadını, bu öğretmeni, bravo hocam, orada alkışlayanları da mı gözaltına alacaktınız? Veya şimdi ben bravo dedim hocaya, beni de mi gözaltına alacaktınız? Hadi gel sen hocaya destek çıktın diye. Böyle bir demokrasiden mi bahsediyorsunuz? Oradaki alkışlayanları alıp götüreceğiniz mi? Veya onları da mı gözaltına alıp soruşturma açacaksınız? Siz bu kadını alkışladınız coşkuyla diye. Hangi bir cümlesi yanlış? Ve öyle cümleler, öyle yaşanmışlıklar bırakıyorsunuz ki, öyle açıklamalar yapıyorsunuz ki insanlar öfkeleniyorlar ve insanlar boşalmak istiyor. O boşalmayı bile, yani boşalmak dediğim cümlelerini kurmak istiyor. İsyanını dile getirmek istiyor. Ona bile müsaade etmiyorsunuz. Ya Can Atalay olayı, Can Atalay verelim Ahmet bir dakika. Can Atalay olayı. Ya hukuk çiğneniyor ayaklar altında. Çıkıp da ülkenin reisi olarak, cumhurbaşkanı olarak, cumhurreisi olarak çıkıp ya burada bir hukuksuzluk var, bu adamı serbest bırakın diyemiyorsunuz, demiyorsunuz ya. Ve insanlar buraya kadar geldiği için zaten bu söylemi yapıyorlar. Ondan sonra da yok siyasetçi, yok öğretmen siyaset yapmaz. Ya Halil Konakçı konuştuğu zaman ne oluyor? Ha? Veya ne bileyim bir din adamı abuk abuk konuştuğu zaman ne oluyor? Veya okulda bir öğretmen işte ne bileyim tuhaf tuhaf cümleler kurduğu zaman, destek verdiği zaman bu ne oluyor? Buna hiçbir şey demiyorsunuz ama. Çünkü sizin hoşunuza gidiyor. Efendiler, duyacaksınız bu cümleleri. Bu cümlelere alışmak zorundasınız. Bunlar hakaret cümlesi değil. Ve bu kişinin gözaltına alınma sebebi halkı kin ve nefret. Var mı böyle bir şey? Halkı kin ve nefrete en fazla sürükleyen kişi varsa o da bence Diyanet İşleri Başkanı. Atatürk'ün adını bile anmıyor. Adını bile anma, nezaketini bile göstermiyor kendisi. Onun hakkında bir işlem yapmıyorsunuz ama. Ama nerede korumasız yurttaş var? Nerede rahatlıkla sindirebileceğiniz yurttaş var? Onu alıyorsunuz. Muhalefet de örgütlü olmadığı için, muhalefet de zaten sokağa inemediği için, kendi derdinde olduğu için bu insanların hakkını savunamıyor. Ve bu örgütsüz mücadele de bu şekilde maalesef birileri tarafından, bizi yönetenler tarafından bu şekilde kullanılıyor. Vatandaşın arkasında örgütlü bir muhalefet olsa yapabilirler mi? Bunu yapamazlar. Ümit Özdağ demiş, camilerde miting yapıyorsunuz ya. Camilerde miting yapıyorsunuz, miting. Avlularda siyaset yapıyorsunuz ya. Ondan sonra gidiyorlar, öğretmen işte orada siyaset ediyor. Hayır, öğretmen gerçekleri vurguluyor. Bu yaşadığımız olaylar da çizdiği veya söylediği her cümle de gerçek. Türkiye'de yaşanmakta olan. Kim bunun altına imza atmaz? Ancak bu olaydan habersiz, Türkiye'de yaşadığından habersiz olan tipler bunun altına imza atmaz. Ben atarım. Çünkü yalan konuşmuyor kadın. Geldik, Ümit Özdağ diyor ki, TED Antalya Koleji'nde 29 Ekim'de yaptığı konuşmadan ötürü öğretmen Emine Karakuş, özür dilerim ben Karakaş demiştim, Karakuş'muş, düzeltiyorum. Polis tarafından gözaltına alınmış, yarın mahkemeye sevk edilmesi üzere nezarete atılmış, serbest bırakıldı. Antalya Emniyet Müdürlüğü açıklamasında Emine Karakuş'u Türkiye Yüzyılı'na hedef almakla suçlamış. İnanılır gibi değil. Türkiye Yüzyılı AK Parti'nin seçim propagandasının adı. Türkiye Yüzyılı'nı eleştirmek diye bir suç yok. Antalya Polis Teşkilatı Kuzey Kore yasalarını uygulamaya başladı. Zafer Partisi Emine Öğretmen'in yanındadır. Genel merkezi telefon yağmurluktan sevgili Antalya Tetliler, Emine Öğretmen gibi bir öğretmeniniz olduğu için şanslıyız. Gözlerinizden öpüyorum Zafer Partisi. Eleştiremezsin diyor sen Türkiye Yüzyılı. Karakaş değil mi? Karakaş. Yani Türkiye Yüzyılı'nı sen eleştiremezsin diyor ya. Bu bakış açısı. Ya neden eleştirmeyelim? Ülkede demokrasi var diyorsun. Türkiye Yüzyılı'nı ben benimsemiyorum demek suç mudur Allah aşkına ya? Suç mudur yani?
olmaması gerekiyor değil mi? İşte böyle bir ülkedeyiz. Amaç burada emniyet de basın açıklaması yaptı, onu da verelim. İşte orada bu da basın açıklaması. 100 yıl kutlamaları kapsamında yapılan konuşmasında çekilen görüntülerin ardı aşağıdaki açıklama yapılması gerekiyormuş. Zaten emniyet görevini yapıyor. Onu söyleyeyim. Faaliyet gösteren Antalya Koleji'nde bir kadın şahsın, bir kadın şahsın diyor. Öğretmen. Cumhuriyet kutlamaları sırasında yaptığı konuşmada kaydedilen görüntülerin sosyal medya hesaplarında paylaşılarak konuşma içeriğinden kasıtla konuşma yapan şahsın bir öğretmen olduğu, konuşması içeriğinde Türkiye Yüzyılını hedef aldı. Ya benimsemek zorunda mı? Yani desteklemek zorunda mı herkes Türkiye Yüzyılını? Allah Allah. Bir eğitim kurumunda siyaset yapıldığını yapmayın ya. İlk defa mı oluyor bu? Cami avlusunda siyaset yapılıyor ya. İşlem yapabiliyor musunuz? He? Birlik ve beraberliği zedeleyerek ayrıştırıcı tutumu sergilendi. Ya birlik ve beraberliğin kim tarafından, kimler tarafından zedelendiğine bakın ya. Kadınların sürtük ilan edildiği bir ülkedeyiz. Kim ilan etti? Ben değil, Erdoğan. İnsanların, muhalif insanların çapulcu ilan ettiği veya terörist dendiği bir ülkedeyiz. Kim yaptı? Ben değil. Yönetici. Ülkeyi yöneten kişi. Ya sadece eleştirdim diye mahkemeye verilen, savcılığa verilen bir gazeteci veya benim gibi onlarca insan var. Eleştiriye tahammülü olmayan insanlardan bahsediyoruz ya. Ondan sonra çıkmışlar. Türkiye yüzyılını hedef aldı. Eleştiremeyiz yani. Bu kadar net. Hadi canım sizde. Yani sonu hapisse hapistir arkadaş ya. Ötesi mi var yani? Allah sağlık versin. Önemli olan da sağlık zaten. Üslup önemli demiş bir vatandaş. Kadının üslubunda da hiçbir bozukluk yok. Yani Türkiye'de olan biteni edebiyat öğretmeni çok da kibar bir şekilde Türkiye'de yaşanmakta olan aksaklıkları anlatıyor. Ve Türkiye yüzyılı diyorsanız, Türkiye yüzyılının böyle olmaması gerektiğini, yani parlak bir yüzyıl olması gerektiğini kadın söylüyor. Ama söyleminizle, sloganınızla yaptıklarınız birbirini tutmuyor diyor. Amaç burada sindirmek. Amaç burada o kadını susturmak. O kadın sustuktan sonra onu görecekleri de işte sindirmek. İnsanları konuşturmamak. Hep pohpahlanmak. Hiçbir eleştiri getirtmemek. Amaç bu. Ama bu zaten yürümüyor. İstediğiniz kadar baskı yapın. İstediğiniz kadar sansürleyin. İstediğiniz kadar alın götürün. Gözaltına alın, bilmem ne yapın. İddianameler hazırlayın. Yargılatın. Odur budur. Her zaman açık toplumuz çünkü. Bu toplumda sert bir muhalefet her zaman olacak. Unutmayın. Olmak zorunda zaten. Öğretmen milletvekili. Anlamadım onu. Emine Hoca yalnız değil demiş Bilgi Hanım. Atatürk'te hakaretten bence çok ağır cezalar verilmeli demiş. Dünün mağdurları yarının mağdurlarını yaratıyor işte. Gibi gibi cümleler var. Sağ olun.